Günler Credit West Bank'tan herkese merhaba, ben Gamze Fuat. Bugün 24 Kasım Cuma günündeyiz. Haftanın son işlem gününde yeni bir Ekofinans programında ekonomi piyasalardaki güncel haberleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. İlk önce yakın coğrafya Türkiye piyasalarıyla başlayalım programımıza. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak %40 seviyesine çıkardı. Genel piyasa beklentisi 250 baz puan artış ile politika faizinin %37,5 seviyesine getirileceği yönündeydi. Karar metninde kurulan enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığı değerlendirildi. Karar metninde bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır ifadeleri yer aldı. ABD Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklenti üstü aldığı faiz kararı sonrası bir değerlendirme yayımladı dün. Banka yayımladığı son analizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 250 baz puan daha artışla politika faizini %42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaştırma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı. Bankanın önceki tahmini %40 seviyesindeydi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın son toplantısını 21 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Ve Avrupa piyasalarına dönüyoruz. Avrupa Merkez Bankası 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda yönetim konseyinin gelecekteki kararları Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyeleri sürdürmesini sağlamalıdır ifadeleri yer aldı. Avrupa Merkez Bankası ilgili toplantıda politika faizini %4,50 ile değiştirmemişti, sabit bırakmıştı. Banka yılın son toplantısını 14 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını erken düşürme isteğine direnmesi gerektiğini, son dönemdeki enflasyon artışıyla mücadelenin en zor kısmının hala devam ediyor olabileceğini belirtti. Nagel, Milano'da gerçekleştirdiği bir konuşmada enerji fiyatları olduğu yerde kalsa bile enflasyon oranının yeniden bir miktar yükselmesini bekliyorum. Önümüzdeki birkaç ay boyunca önümüzdeki yol muhtemelen inişli çıkışlı bir yol olacak ifadelerini kullandı. Euro bölgesinde PMI yani satın alma yöneticileri endeksi verileri Kasım ayı öncü verilere göre hafif yükseliş gösterse de 50 büyüme eşiğinin altında kalmaya devam etti. Bölge öncü imalat PMI verileri Kasım ayında 43,8 değerini aldı. Veri son 6 ayın en yüksek seviyesini görse de daralma bölgesinde kalmaya devam etti 50 seviyesinin altında kalarak. Hizmet PMI ise 48,2 ile son 2 ayın en yüksek değerini aldı. Ancak hizmet sektörü de daralma bandında kalmayı sürdürdü. Bileşik PMI ise %47,1 oldu. Petrol haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Petrol, OPEC Plus ittifakının üretim kotaları konusunda anlaşmazlığın ortasında kritik bir toplantıyı ertelemek zorunda kalması ve grubun gelecek yılki üretim politikası üzerindeki belirsizlik nedeniyle düşüşünü sürdürdü. Küresel gösterge Brent petrolün önceki iki seansta %1,3 düşüşten sonra varil başına 81 doların üzerinde sabit kalırken ABD ham petrolü Şükran günü tatilinin ardından varil başına 47 doların altında kaldı. Gazze'de geçici ateşkes bugün başladı. Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı. İsrail ile Hamas arasında varılan ve rehinelerin serbest bırakılmasını içeren anlaşma bu sabah başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada bu aranın insani bir ara olduğu ve savaşın bitmediği ifade edildi.
Hindistan tarafında organize edilen ve online düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de başlattığı ve tüm dünyaya 1,6 trilyon dolara mal olan ve birçok insanın ölümüne sebep olan Ukrayna Savaşı'na son verebileceğinin sinyallerini verdi. Yetmedi, savaşın bir trajedi olduğunun da altını çizdi. ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle yarım gün açık kalacak. Bugün Türkiye kapasite kullanım oranı reel kesim güven endeksi, Almanya gayri safi yurt içi hasıla IFO iş ortamı güven endeksi ve ABD imalat ile hizmet Kasım ayı öncü PMI verileri açıklanacak. Veri açısından haftanın son işlem gününde yoğun bir gün bizleri bekliyor ve bültenimizin sonunda döviz piyasasına bakıyoruz, hangi seviyelerde seyrediyor. Dolar TL kuru 28.807. 73 Euro TL kuru 31.513 ve Sterlin TL kuru 36.205 seviyelerinde fiyatlanmakta. Evet, haftanın son işlem gününde güncel gelişmeleri aktardık sizlere ekonomi piyasalarında olan. Pazartesi sabahı yeniden 11.30'da BRT ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.